Bu semizotu Hüseyin, yani öyle bir nimet ki, bu tabii şey olan, bir de bunun toprağa yayılan, Yayılmış oldu. Geçen hafta anlatmıştık, evet, evet. anlatmıştık. Yani bu semizotu her derde deva diyebilirim. Yani bunu sofranızdan eksik etmeyin. Her türlü hastalığı önleme gücü var, az az. Yani düzenli tükettiğinizde bulunmaz bir nimettir bu. Mesela zona. Bak, zonaya karşı semizotu taze, pişmemiş soğuk suda yıkayın. Böyle bir kaseye bunu koyun. Sabah akşam tüketin. Zona diye bir şey kalmaz. Böyle su çiçeği işte. O virüs gidiyor sırt kısmımıza doğru, omurgaya doğru, orada yerleşip kalıyor. Bir bakıyorsun uyanıyor bu virüs. Yani işte Coster şeyi, efendim, bundan bunu yenebiliyorsunuz. Zona'nın şeyi yok. Bir başka şey, ben değerli izleyicilerimize söyleyeyim. Hakiki bal, Zona'nın olduğu yere balı süreceksiniz dıştan. İkisini de bulamıyorsunuz. Vaka bal bulunur da hakiki balı bulacaklar. Göksulu armudu. Safranbolu'nun işte bak bu. Esas nimet bu. Bak toprağa nasıl sarılmış Sarılmış. böyle kucaklıyor toprağa. Hocam bunun içinde ne nimetler var Hüseyin, söylemek istemediğim. Yani dile getirmek iste. Ha, ben bilgiyi saklamıyorum. Asla. Çünkü hemen adamlar sahiplenip patentleyip bir şeyler yapıyorlar. İşte bu. İşte esas bu kırmızı olacak. Müthiş bir şey yani. Müthiş bir şey. Hüseyin, nasıl bir nimet bu ya Rabbi? Yani Al bunu çiğ çiğ ye işte. işte bağırsak floranız için, mideniz için, kalbiniz için, beyniniz için hangi organlı? Bu her organa Faydalı. faydalı. Omega 3 deposu. Hiç yani Hüseyin bak ne diyorum, omega 3, omega 6 her grup vitamini bulabiliyorsunuz içerisinde. Yani böyle bir şey bu. Yani ben soframdan eksik etmem, bunu söyleyeyim yani. Evet. Evet hocam. Safranbolu armudu diyordunuz. Göksulu Göksulu armudu. armudu. Evet. Evet şimdi 5 Mesela numara. şeyde bunu gut şikayetiniz mi? Aral semizotunu tüket. Romatizma hastaları bu semizotunu ama. Evet, bunu tüketin. Önler romatizmal şikayetinizi. Şunu söylemeye çalışıyorum değerli izleyicilerimize. Öyle bir nimettir ki hiçbir insan dünyaya sağlıklı olarak gelmez. Hiçbir bebek genetik yapısında anne ve babadan aldığı hastalık genleri vardır. Bir de dış çevre şartları, tükettiğimiz gıdalar üzerinden aldığımız kimyasallar bazı hastalıkları tetikler zaman içerisinde. Dolayısıyla kullandığınız bazı ilaçlar başka şeyleri bozuyor. İşte bu öyle bir nimet ki, bu bir brokoli de var, bir de bunda var Hüseyin. İnsanın genetik yapısına, yani polimorfizm dediğimiz, o kadar çok çeşitli ki hiçbir insanın genetik yapısı bir başka insanınkinin aynı değil. Tüm genetik yapıya bu uygun. Çiğ mi yiyelim? Evet, çiğ tüketirseniz aliyü ala pişirebilirsiniz ama çok uzun da pişirmemeniz lazım. 2-3 dakika pişirmeniz yeterli. Haşlanacak. Hangi gen hangi hastalığı ne zaman tetikleyecek, ortaya çıkaracak bilmiyoruz. Adamda diyelim ki kanser geni var. Çıkacak diye bir kural yok Yok. Hüseyin. Yanlış beslenirsen, gıdalar üzerinden gelen bu kimyasalları alırsan, kirli bir ortamda çalışıyorsan ne oluyor bunlar? İşte bu genleri uyarıyor. Bu genleri uyarıyor. Bir de bak, programda söylemiştim. Mikro RNA dediğimiz, yani siz genetiğini değiştirdiğiniz veya içine kendi geninden bir şeyi ilave ettiğiniz zaman bunlar mikro RNA'ları üretiyorlar. Bunlar da gidiyor bağışıklık sistemimizin paketlediği, metilasyon dedim ya hani,
metilleyip sen sus, aktif hale gelme dediği, o gene uyarıyor. Kalk diyor, uyan. Çünkü işte nedir? Nimeti neye çevirmiş oluyorsunuz? İllete çevirmiş oluyorsunuz. Bütün olay bu. Yani gerek brokoli, birinci sırada o var zaten, gerekse de semizotu Hüseyin. İnsan genomunda saklı olan, programlanmış ama aktif olmamış genleri rahatlıkla baskılamaya devam ediyor. İşte bundan mükemmel bağışıklık sistemini güçlendirebilecek ben başka bir, yani benim ilmim buna yetiyor. Belki başka şeyler daha vardır, bilmiyorum ama ben bildiğimi söylüyorum. İşte bütün olay bu.